Değerli Turkuaz TV izleyicileri, İş Dünyası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni umutlarla başladığımız 2021 yılında yine güncel konu ve konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. 30 yılı aşkın süredir insan kaynakları alanında çalışan, halen de Messer Şirketler Grubu, Kuzey Amerika Bölgesi İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapan Alev Hınçer ile beraberiz. Alev Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağdaş Bey. Alev Hanım, şunu sorsam, 2021 yılı gerçekten umutlarla başladı mı, yoksa 2020 görünümlü bir 2021 yılı mı yaşayacağız? Bence umutlarla başladı. Şöyle ki bir kere bir COVID'den bahsediyoruz tabii ki yani herhalde. Evet. Bir aşı olayımız var. Doğru. Tünelin ucunda bir ışık var. Dolayısıyla bence ümitlerle başladı diyebilirim. Ben karamsar bir insan değilim. Dolayısıyla da olayın pozitif taraflarına bakmayı tercih ediyorum. Alev Hanım, biraz da sanki umutlu olmamız gerekiyor. Biraz kasvetli bir yılı geride bıraktık çünkü. Tabii ben çok size sorularım da olacak ama onun öncesinde 30 yılı aşkın süren bir kariyer yolculuğunuz var. Hikayenizi sizden dinleyebilir miyiz? Tabii yani daha önce de çok anlattım ben bunu aslında. 34 senedir insan kaynaklarında çalışıyorum. 1981 yılında ailemle Kanada'ya geldim. Toronto Üniversitesi'ni, liseyi ve Toronto Üniversitesi'ni bitirdim. Uluslararası ilişkiler degree'sine sahibim. Daha sonra MBA yaptım. Daha sonra yıllar sonra 2016'da York Üniversitesi'nden Dispute Resolution sertifikası aldım. Ve şimdi geçen sonbaharda da Osgoode Law School'da Labor and Employment Law üzerine hukuk master'ı yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi kendini sürekli yenilemeye meraklı bir insanım. Birçok ülkede, birçok uluslararası platformda değişken HR, insan kaynakları alanlarında çalıştım. Ama uzmanlık alanım sistem kurmaktır benim. Alev Hanım, iki tane önemli konuya değindiniz esasında. Öncelikle eğitimin yaşı yok. Yeni aldığınız eğitimlerden, yenilenmeden bahsettiniz. Aynı zamanda sistem kurmak dediniz. Şunu sormak istiyorum. Covid ile beraber yeni bir konsept hayatımıza girdi. Future Proof Career. Belki Türkçe'ye doğru çevrimi geleceğe dayanıklı olarak belki çevirebiliriz. Geleceğe dayanıklı kariyer. Bu noktada bizler gibi çalışanlar geleceğe dayanıklı future proof kariyerlerimizi nasıl inşa edeceğiz? Nereden başlamalıyız? Şimdi bu aslında şöyle söyleyeyim Çağdaş Bey. Google'a girdiğiniz zaman how to future proof your career diye standart bir 9-10 tane şey çıkar. Doğru. İşte teknolojiyi bilin, yok network'ınızı geliştirin. Yani ben size şimdi burada kısıtlı zamanda bunları saymayayım. Herkes bunu Google edebilir, 9-10 tane şey çıkar ve doğru, herkes de işte bunları kendine kural edinmiştir diyeyim ya da işte bir şekilde bunları benimsemeye çalışırlar. Covid'le beraber bunların hepsi yalan oldu. Öyle söyleyeyim. Yani hepsi yalan oldu demeyelim de belki bir kısmı geçerliliğini kaybetti ve bir takım şeyler daha öne çıktı. Şimdi artık geleceği garantiye almak için mi diyeyim, ne diyeyim yani kariyerimizi ve dahi işimizi, çünkü işle kariyer farklı şey, garantiye almak için farklı şeyler lazım. İngilizce söyleyeceğim bunu. Burada bir takım anahtar kelimeler tercümesini de yapmaya çalışırım. Adaptable, flexible, digital, global. Bu nedir? Yeniliklere açık olmak, esnek olmak, dijital platformlarda çalışmayı başarmak ve global düşünmek. Doğru. Şimdi bu en basit işten bile, mesela bizim firmamızda işte biz gaz satıyoruz. Tankerlerle gaz satıyoruz, silindirlerle gaz satıyoruz. En uçtaki insan dahi öncelikle yeniliklere ve değişime açık olacak. Neden? İşte maske takmaktan, astronot gibi bir kıyafetle kamyona binip o kamyonu kullanmaktan, bunlar yoktu daha önce. Doğru. Şimdi bunlara alışmak zorunda kaldılar. Esnek olacaklar çünkü müşterilerimizin ihtiyacına göre açılanı var, kapalanı var, hastanesi var. Yani onların
ne istediğine göre bir esneklik olmak zorunda. İşte ben 8'den 5'e çalışırdım, ne bileyim rutum da şuydu gibi bir şey belki olmayacak. Ayrıca dijital, ellerine işte makine veriyoruz artık, kağıt imzalamak yerine dijital bir şekilde. Yani bu en uçtaki insan, öyle söyleyeyim. Veyahut işte dolum tesislerimizde handscan yapılıyor kart basmak yerine falan gibi. En uçtaki insandan en tepedeki insana şimdi geçersem, evden çalışmaya Başladık. alışmak mesela. Bir grup insan her zaman evden çalışıyordu ama çoğunluk çalışmıyordu. Evden çalışmaya alışmak. Bu platformlarda toplantı yapmak, bilgi vermek, paylaşım yapmak, icabında sosyalleşmek gibi esnekliklere açılmak zorunda kaldık. Dijital zaten söylemeye gerek yok. Platformlar dijital. Dijital. Eğitimleri dijital veriyoruz. İşte toplantıları dijital yapıyoruz. Göz göze bakabilmek için kamera kullanıyoruz. Bulunuyoruz. Sizinle dahi yani karşılıklı oturmuyoruz artık. Global derken de farklı bir şey gelişti. Bu COVID'le birlikte ben kendi ailem için de söylüyorum bunu. Bir tanjanta gideceğim belki ama hiç görüşmediğimiz kadar görüşür olduk biz. Çünkü neden? Ailecek, işte benim kızım hep söylüyorum avukat, hukuk mezunu avukat. Yani önemli bir firmada çalışıyor ve çok yoğun çalışıyor. Ben deseniz zaten 12-14 saat ofisinde çalışıyorum. İşte babam öyle, kardeşim öyle. Herkes bir hayat ailesi içinde. Görüşmeye vaktimiz yok. Yani bir araya gelmeye vaktimiz yok. İşte bir doğum günü olacak da bir şey olacak da onda da bir araya gelebilirsek bayram seyran. Covid başladı. Biz ne yapalım, ne yapalım? Daha ziyade babam tek başına evde olduğu için ve 80 yaşında benim babam IT profesyoneliydi. Onun için bu işlerden anlar. Yani emekli oldu tabii bir 10 sene kadar önce ama ömrünü IT'de geçirmiş bir insan. O da işimize yaradı. Kızımın da fikriyle biz Family FaceTime başlattık. Ailecek her pazar kamera önünde Amerika'daki yeğenim, Amerika'daki kuzenim, işte Toronto'dan, şuradan, buradan biz böyle ailecek hiç daha önce görüşmediğimiz kadar her pazar görüşür Görüşmeye olduk. başladınız, doğru. Şimdi bu da bir şey oldu yani belki bir artı getirisi oldu. İnsanları birbirine bağladı diyeceğim. Buradan nereye bağlayacağım? Globalliğe bağlayacağım olayı işte. Amerika'daki kuzenimin babamı ziyaret etmesi hiç mümkün değilken şimdi mesela Sanal olarak ziyaret ediyor. Family FaceTime'la konuşabiliyor. Aynı şekilde bizim işte ofislerdeki çalışanlarımızın birçoğunu ofislerde görmek istiyorduk biz. Şimdi ne oldu? İnsanlar eve yönlendirildi. Tabii şirket bunlara bu sistemi sağlamak zorunda kaldı. Mesela işte bilgisayarlar evlere gönderildi, desktoplara özel software'ler Yüklendi. konuldu. Yani bu dijitallik hani bunlar oluyor. Bu arada işte bize gelenler oldu. Dediler ki ya ben New Jersey'de çalışıyordum ama işte benim babam yalnız North Carolina'da. Ben oradan çalışsam problem Olur mu? olur mu? Olmaz çünkü zaten ha New Jersey'deki evindesin ha North Carolina'dasın. Fakat bunun getirisinde başka bir şey oldu. İnsanlar bunu keşfettiler ki çalışabiliyorlar North Carolina'da. Şimdi ne başlıyor? North Carolina bir örnek yani. Hindistan'a kadar gidiyor bunun ucu. Şimdi diyorlar ki ben buradan çalışabiliyorsam niye beni New Jersey'ye çağırıyorsun? Doğru. Şimdi insanlar bunu keşfetmeye başladılar. Dolayısıyla şimdi bu dijitalleşme, globalleşme, yeniliğe açık olma ve esneklik sadece kişilere mahsus değil. Şirketler ve dahi devletler bu prensipleri benimsemek zorunda kalacaklar. Çünkü o elemanı kaybetmek istemiyorsa şirket diyecek ki mesela evet sen artık oradan çalışabilirsin. Gelip de buradaki ofisin içinde oturmana gerek yok. Zaten ben inanmıyorum. Hiçbir zaman artık eskisine dönmeyeceğiz. Doğru, Geçenlerde bir dönmeyeceğiz. örnek verdim. Gülmeyin. Dedim ki ben bebek beklerken benim 35 numara olan ayağım 36,5'a çıkmıştı. Bebekten sonra hiçbir zaman 35'e inmedi, 36'da kaldı. Bana kahkaha güldüler. Ama COVID için de böyle olacak. Yani bir kere değiştik artık.
hiçbir zaman eski kalıplara geri dönmeyeceğiz. Ayağımız 36 numara kalacak, 35'e dönmeyecek. Yani bundan ne demek istiyorum? İnsanları belki güldürerek akıllarında bir şey bırakmaya çalışıyorum. %100 o ofis binalarına full kapasite dönüş olmayacak. Dönmeyeceğiz artık. Öyle Yani mi? evden çalışma bir gerçek olarak kalacak. Size Ve katkıda şirketler de bunu nasıl diyeyim, yani bunu accommodate'in Türkçesini bulamadım şimdi, ama yani buna alışmak zorunda kalacaklar. şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Bugün Koç Holding CEO'sunun, yani röportajı yaptığımız tarihte bir açıklaması var. 35 bin çalışan evden çalışmaya başlamış ve ilginç bir şey söylüyor. Bu düzene alıştık, verimliliğimiz aynen devam ediyor ve bunu kalıcı olarak devam ettireceğiz. Size onu da sormak istiyorum. Artık Covid sonrası dönemle beraber sanki ofis kavramı yavaş yavaş belki belli mesleklerde devam edecek ama çoğunlukla artık online olabildiğiniz her nokta bir ofis haline gelecek gibi. Evet öyle. Tabii bu da işte globallik dediğim şeyi de getiriyor. Mesela şirketlerin ve devletlerin vergi kanunları, vergi kimlikleri gibi şeyler gündeme geliyor. Bizim elemanımız var. Hindistan'a gitti ailesinin yanına. Çünkü yaşlı ailesi bu durumda. Gitti oradan çalışıyor. Şöyle bir şeye bakmamız gerekecek bir zaman sonra. Şirketin o memlekette bir vergi kimliği var mı? Çünkü belli bir sürenin üzerinde siz parayı nereye yatırırsanız yatırın, o insan orada çalışıyorsa vergi yükümlülüğü doğuyor ve şirketlerin de kendi paylarını devlete ödeme yükümlülüğü doğuyor. Şimdi şirketler bunlara bakacak. Devletler belki vergi hukukunu değiştirecek. Bilmiyoruz yani, daha bu böyle suya taş atılmış gibi bir şey. Biz kendi küçük dünyamıza bakıyoruz ama iş büyüdüğü zaman bayağı daha büyük sonuçları olacak bu işin yani. Bir kısım insan buna çok güzel alıştı, çok sevdi. Bir kısım insan bundan rahat etmedi. Yani bu olayın bir de karanlık cana bir tarafı yüzü var. De var. İnsan çünkü sosyal bir yaratık ve insan insanlarla ilişki kurması gereken bir varlık. Akıl sağlığı, ruh sağlığı açısından. Şimdi insanlar evlere kapandıkları zaman bir takım depresyon gibi, özellikle tek başına yaşayan insanlarda doğru, depresyon gibi, akıl sağlığının bozulması gibi, ruh sağlığının bozulması gibi sonuçlar artmaya başladı. Biz görüyoruz bunu istatistiki olarak. Çok talihsiz bir olay. Aile içi şiddet olaylarının maalesef. da arttığını görüyoruz. Maalesef çok talihsiz ama böyle. Yani bu da olayın biraz karanlık bir tarafı. Dolayısıyla hiçbir şey absolut değil. Hiçbir şey yani %100 değil. Artık evlerden çalışacağız, bir daha ofise dönmeyeceğiz değil. Demin verdiğim örnek gibi işte 35 numarayken 36 olacağız. 36,5'tayız şu anda. Yani bir kısım insan dönecek ama full kapasite dönmeyecek. Belki dönüşümlü çalışılacak ofiste. Belki bir kitle hakikaten artık devamlı evden çalışılacak. Bunları da yaşayarak göreceğiz daha. İlk başlarda bütün şirketler lay lay lom oldular. Evet güzel, artık işte kira ödemek zorunda kalmayacağız bu iş yerlerine. Elemanları evlere gönderdik. Masrafımız azaldı. İnsanlar da sevindi. Benzin masrafım yok, şuyum yok, buyum kıyafet yok. masrafı yok. Ama bir zaman sonra baktılar ki belki de eşlerini o kadar sevmiyorlar, belki çocuklarından o kadar hoşlanmıyorlar gibi enteresan şeyler olmaya başladı. Ve işte bu bağlamda da gene dijital olarak dijital sosyalleşmeler başladı. Bir ne bileyim işte happy hour yapılıyor, bir takım şeyler yapılıyor, insanlar reunion yapıyorlar. Enteresan bir şey anlatmak istiyorum ve bir tabii şeye ki de bağlamak istiyorum. Bu future proof meselesinde çok önemli bir şey akıl sağlığımız. Yani aklımız sağlam değilse, ruh halimiz sağlam değilse zaten kariyeri falan, yani future proof yapmamız mümkün değil. Değil. Öncelikle kendimizi sağlıklı tutmamız lazım. Şimdi eskiden COVID öncesi diyeyim, eskiden değil COVID öncesi insanlar işe gittikleri için işte sabah kalkıyorlar, giyiniyorlar, kahvaltı, arabalarına biniyorlar, bir kahve alıyorlar belki ve bir ofise gitme süreci var. Akşam da öyle ya da böyle saat kaçta olursa olsun ofisi kapatıp aynı süreci geri yaşayıp eve gitme süreci Süre. vardı.
Şimdi evden çalışınca sapsamana karıştı. Bu özel hayatla iş hayatı çizgisi tamamen kayboldu gibi. Tamamen yani kaybolmadıysa da epeyce bir silindi. Sabah kalkıyor, eğer video konferans yapmayacaksa makyaj yapmıyor, tıraş olmuyor, işte belki üstünü giyinmiyor ve sabahın işte köründen oturuyor. Akşama kadar o bilgisayarın başında, kapattığı zaman da gene o ortamın içinde. Dolayısıyla bu benim şahsi görüşüm ve tavsiyem. Bir yerde okumadım bunu fakat gözlemlerime dayanarak ve tecrübeme dayanarak söylüyorum ki insanların iş dışında bir hobisinin, bir uğraşının olması ve buna kendiyle randevulaşarak zaman ayırması çok önemli olacak ileride. Alev Hanım, en önemli noktaya değindiniz. Çünkü şunu da görmeye başladım şirketlerde. Evden çalışmanın getirdiği biraz daha ilginç saatlere toplantı koymayı. Yani sabah çok erken veya örnek veriyorum saat 7-7.30'da bir yarım saat toplantı yapalım mı gibi. Aynen dediğiniz denge şaşmaya başladı. Ben de evden çalışıyorum. Yani ofisle ev tamamen iç içe girmiş durumda. Benim için evin her noktası ofis haline geldi. Hani mutfaktaki island'dan çalışma odama kadar. Evet. Ve işte onun için hani eskiden gene daha eskilerden 90'lı senelerde özellikle benim hobim işimdir lafı iş görüşmelerinde çok popüler bir şeydi. Efendim hobileriniz nedir? Efendim benim hobim işimdir, işimi yaşarım falan gibi böyle bir takım klasik beylik cümleler vardı. Zaten son zamanlarda bunların öyle makbul bir şey olmadığı ortaya çıktı. Çünkü iş ve özel hayat dengesinin ne kadar önemli bir şey olduğu ve verimliliğe ne kadar katkısı olduğu zaten ispatlandı son zamanlarda. Doğru. Ben Alev Hanım size şunu da sormak istiyorum. Özellikle bizi genç toplum üyelerimiz de izliyor. Belki kariyerine yeni başlayacak olanlar. 2021 yılı için bir şey önerseniz kendilerine neyi önerirdiniz? Tam kariyer yolculuğunun başındalar, ilk adımı atacaklar. Nasıl atsınlar sizce? Çok zor bir soru sordunuz şimdi bana. Şöyle, yani gençler zaten biliyorsunuz yenilikleri çok çabuk benimsiyorlar. Yeni nesil, dijital, global. Zaten onlar yani çok açıklar bu gibi şeylere. O bakımdan bir zorlukları olacağını sanmıyorum. Fakat burada çok önemli bir şey var. Bütün bunlarla birlikte, bütün teknik bilgiyle beraber soft skills dediğimiz insani ilişkiler, bu sanal ortamlarda, dijital ortamlarda çok önemli olacak. Daha da önemli olacak. Çünkü insan insana görüşürken bazı şeyleri daha kolay hallediyorduk. Şimdi işte sizle biz yüz yüze sanal ortamda bakışıyoruz. Dolayısıyla iletişim kurma kabiliyetimizin ya da becerimizin çok daha ileri olması lazım. Gençlerde maalesef bu biraz eksik. Yani ben görüyorum işte iki tane genç yan yana oturuyorlar birbiriyle konuşacaklarına telefonun içindeler yani. Evet. Mesela bu soft skills dediğimiz insan ilişkilerinin, iletişim becerilerinin çok daha dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Teknik zaten teknik olarak bilgileri işte üniversite diplomaları şunları bunları zaten yani çok kalifiye bir gençliğimiz var. Fakat insan ilişkileri özellikle iletişim konularında özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Alev Hanım son bir şey daha söylemek tabii ki. İstiyorum. Tabii ki, kendinizi yeniden yaratın diyeceğim. Benim bir arkadaşım var ismi Demir Aytaç. Çok uzun yıllar, siz Koç Holding'den bahsettiniz, çok uzun yıllar Koç Holding'de birçok üst düzey görevde bulundu. 60 yaş haddinden, biliyorsunuz onlarda öyle bir şey var. Emekli oldu. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığından, Migros'tan emekli oldu fakat hala aktif olarak çalışıyor. Fakat kendisi şu anda Rus Edebiyatı üzerine workshoplar yapıyor ve tüm dünyadan katılımcısı var. Zor da bir alan bir yandan Rus edebiyatı. Yani, evet Dostoyevski üzerine ben de katıldım. Düşünün yani işte insanın kendini canlı tutması, kendini ne bileyim gelecekte geçerli kılması değil mi? Yani yeni nesle hitap etmesi gibi şeyler. İşte bakın yani işi hobisi değil,
Hobisi bambaşka bir şey, fakat bu hobiyi global ve dijital bir ortamda bütün dünyaya workshop yapabiliyor. Bence bu çok süper bir örnek. Yani bu şekilde düşünürsek, geniş düşünürsek bence biz ihtiyarlamayız yani ve gündemden düşmeyiz. Hiç Alem Hanım, kimse düşmez. çok önemli içgörüler paylaştınız ama ben şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Çok güzel bir şey söylediniz. Kendimizi yeniden inşa etmek, dijitale uyumlu ve adaptasyonu çok hızlıca yapmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz için öyle. O yüzden belki de bir alanda uzmanlaştım, o alanda devam edeyim yeterli de olmayacak. Farklı soft Olacak. skill'ler ve farklı teknik becerileri de bunun yanına eklememiz gerekecek diye düşünüyorum. Ama özellikle umudunuz, enerjiniz 2021 yılı için bize de umut verdi. O yüzden bir kere daha çok teşekkür etmek istiyorum size tüm bu içgörüleriniz için. Ben çok teşekkür ederim. Değerli Turkuaz TV izleyicileri, İş Dünyası'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Yeni dönemde yine yeni konuklarımızla karşınızda olacağız. Lütfen görüş ve önerilerinizi bize info@turkuaz.ca adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan iletiniz. Görüşmek üzere.